Herkese merhaba arkadaşlar. Watchmen's Eve'den Trek ile birlikte Oblivion'a devam ediyoruz. Böyle çok kısa bir ara vermek zorunda kaldım videolara. Çünkü işim çok yoğun olduğu için çok fazla yoğunlaşamıyorum buradaki içeriklere de. Ancak bundan sonrası için tabii ki daha fazla yoğunlaşmak istiyorum. Şimdilik bu bilgiyi de verdikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. En son nerede kalmıştık? Ona bir bakalım. Görev almadık herhalde. Onu hatırlıyorum. Ezan. Anvil'e gideceğiz. Anvil'de Ezan'la konuşacağız. Ondan görev alabiliyormuşuz şu an. Benim hatırladığım kadarıyla bu Forsaken Mine'daki trolleri halletmiştik. Ben onu Staunton'la, hani hatırlarsınız, bu onun kanıtlaması gerekiyor. Kendisini kanıtlaması gerekiyordu falan. Öyle bir mevzu vardı. Ben onu hatırlıyorum. Bakalım buradaki arkadaş bize ne görev verecek? Information Gathering görevi olmalı. Öyle hatırlıyorum. Yanlış da olabilir. Ezan burada mı? Ezan. Contract. Good to see you looking for more work. There's certainly more to be done. I need you to help Alante of Eleanor. Alante of Eleanor. O zaman Wandering Scholar görevini yapacağız. Okay, Alante of Eleanor. Alante is a scholar interested in researching Deidre worship. Dedra Worship ile ilgili araştırması varmış. Dedra Shrine'lara gidip onları araştırırken bizim onu korumamız gerekiyormuş. Okey. Peki. Save edelim. Bu arada pek çok arkadaşım neden canlı yayın yapmadığımı soruyor. Onlara da buradan yanıt vereyim. Aslında burada kayıt üzerinden video ilerlemek daha temiz oluyor. Hem benim açımdan, hem de şimdi yayın yaptığınız zaman belli bir schedule'ınızın olması gerekiyor. Malum. Bu arada Lorca'nın bedeni bu arkadaşlar. Bu schedule'ınızı tutturmadığınız zaman hem arkadaşlara haksızlık oluyor, hem bu işi yapan arkadaşlara haksızlık oluyor, hem de burada sizi izlemeye gelen insanlar o gün sizi bulamadığında açıkçası bir bakıma hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Ve sizden umutu kesmiş de olabiliyor bazısı için. Herkes için konuşmuyorum tabii ki. Ya çünkü bu tarz bir işe giriştiğinizde bunu daima yapmanız gerekiyor. Sürdürmeniz gerekiyor. Ben mesela bir hafta boyunca video çekemedim burada. Bu bir hafta sürecinde elbette ki boşluk oldu sayfada. Benim amacım aslında şuydu. Her gün en azından bir tane video YouTube'a yüklemekti. Eskiden zaten öyle yapıyordum, hatırlıyorsunuzdur. Ancak şu an çok vakit olmadığından bunu pek başaramıyorum, achieve edemiyorum. Ama yine de bunu yapmaya çalışıyorum. Bunu en azından hem rehber videosuyla hem oynanış videolarıyla birlikte, böyle sohbet muhabbet tadında giden oynanış videolarıyla birlikte yapmaya çalışıyorum. Bunu daha da sıklaştırmayı düşünüyorum artık zaten. Çünkü her gün bir video çekmediğinizde hem size biraz haksızlık oluyor, hem de ben açıkçası sayfayı boş bırakmak istemiyorum bu yüzden. Umarım sizler de anlayışa karşılarsınız. Zaten bu Oblivion devam edeceğiz büyük ihtimal bu süreçte. Daha sonrasında Skyrim Anniversary Edition ile ilgili bir muhabbet dönmüştü. Onu da yapmayı planlıyorum. Onun dışında sizlere göstermek istediğim tabii ki yeni oyunlar var. Malumunuz Steam indirimleri yakın zamanda bitti. Oradan elde ettiğim yeni oyunları biraz rehber tadında oynarız. Mesela Frozen Flame, Chaos Gate gibi oyunları. Veya Pathfinder. Oh! Hemen bu bandit nereden çıktı? Nereye gitti? Burada.
Warm nasıl silinir? Aa, bunu alalım, satarız. Pekala. Burada bunun arkadaşı da var o zaman. Çünkü iki tane çadır var burada. Ha, hiçbir şey yokmuş. Onu mu kilitledin ya gerçekten? Şu Spectacular Distance'ı açmadığımız zaman ilerisi görünmüyor ya. Ağaçlar görünmüyordu. Çok geç yükleniyordu falan. O keşke çimen içinde geçe el olsa. Ama tabii ki Sky Oblivion çıkış yaptığında onu da oynarız. Onu da rehber tadında oynarız. Çünkü onda da yeni questler var. Tamamen bir remake gibi görün, fan yapımı bir remake gibi görünse de onlar da kendilerince questler eklemişler dünyaya. Umarım TS6'dan önce çıkar. Gerçi şöyle bir de korku var. Elder Scrolls 6 duyurulmadı ya henüz. Bir tane video var sonuçta. Ne zaman çıkacağı belli değil. Sanırım onu yetiştirmezler diye düşünüyorum ben. Daha öncesinde çıkar diye tahmin ediyorum. Biz ne yaptık ya? Mesela Starfield var daha sırada. Starfield ile ilgili içerik hazırlayacağız. Şubat'ta benim özellikle Şubat'ta Hogwarts Legacy ile ilgili bir rehber serim olacak. Orada da Hogwarts Legacy oynayacağız. Harry Potter'ın oyunu. Şubat, 10 Şubat'ta mı çıkıyordu? 72 saat öncesinden erişim veriyorlar Deluxe Edition alanlara. Ben de o vesileyle sizlere oyunu rehber tadında anlatmaya çalışacağım. Hadi du. Ben buradayım. Bu mağaralarda şeyler olabilmiş, tapınaklar, Dedrash tapınakları. Onlarla ilgili araştırma yapmak istiyormuş. Pekala, hadi başlayalım o zaman. Tamam, ben yakınım, korkma. Bu hatunu aslında ışık mışık da versek güzel olur da, kalkanımız var mı ki bizim? Var. Ama bak, gördün mü, şeyi almadık. O zaman bunu niye takıyoruz ki biz? Bunu kaldıralım. Böyle NPC questleri biraz garip oluyor ya. Çok böyle uzatıyormuş gibi görünüyor da aslında çok güzeller. Size bir görev sağlıyor bu ve bu görev çerçevesinde NPC korumanız gerekiyor ya da onunla birlikte hareket etmeniz gerekiyor ki genelde korumamanız gereken NPC'ler olduğunda, sizinle birlikte dövüşen ve öldüğünde hiçbir anlam ifade etmeyen NPC'lerin questleri olduğunda bir bakıma rahatsınız, ama bu tarz durumlarda rahat değilsiniz çünkü bu karakter ölebiliyor arkadaşlar. O ölmeden ona gelecek taunt'u biz alıp onu korumamız gerekiyor. O yüzden her adımı save etmemiz lazım. Bu arada yakın zamanda bir arkadaşım daha aslında YouTube videoda çekmeye başlayacak. O da Fallout videoları çekecek ve Elder Scrolls Online'ı rehber videoları çekecek. Kendisini size önerebilirim. Tabii ki çekmeye başladığında, şu an hazırlık aşamasında. Özellikle Fallout 76 ve Elder Scrolls Online için build'lar ve rehber tadında çok iyi içerikler hazırlayacağına inanıyorum ben. Zaten o gün geldiğinde ben de size duyurmuş olurum bunu. Bir dakika. Aa, bizim shield skill'imiz mi var? Yo. Ha, bu bizim zaten üzerimizde base ring'den geliyor, Aegis'ten. Tamam. Bizim şimdi bir poison. Şunu kılıca entegre edelim. Oh. Restoration skill'imiz de arttı. Aa, burada mağara. Evet. Bu muydu? İnsan bir araştırırdı orayı.
Şimdi buradan çıkıp diğer tarafa gireceğiz değil mi? Orada da bir tane yer vardı. Bunların aslında şey olması. Bir dakika. Bu görevlerin bu kadar ne diyeceğimi unuttum ya. Bir şey diyecektim ben, bir şey ne diyeceğimi unuttum. Ha tamam, buldum. Bu görevlerin bu kadar, mesela biz hangi şeydeyiz? Warder'ız biz mesela şu an. Epey ilerlemiş bir seviyedeyiz Fighters Guild'da. Buna rağmen böyle bir quest'i yapıyoruz mesela. Bunlar çok ilginç. Ama tabii ki rewarding yani. Bunları bir harcayalım biz. Tamam. Temiz. Aa, burada da var. Ben aldım yine tantu. Onu attı galiba ama. Şu an atamadı. Güzel. Heal'ı atıyorsun sen kendine değil mi? Biz de o sırada. Aa, resist fire. Resist fire. Potion'ımız varmış. Onu da kullanabiliriz. Might var. Bu kaç dakika acaba mı? Might. Göstermiyor. Aa, invisibility'ymiş bu. Işıksa Starlight sandım da Starlight değilmiş. Ne oldu ya? Kaçma, kaçma. Dur, resist fire vardı burada. Kullanalım varken değil mi? Hus camp şey yok. Sorry for the trouble getting here. Let's keep moving. Ne trouble ya? Görevimiz bu. Burada birini harcamışlar. Nereye gideceğiz? Buraya. Orada ne var? Oraya da mı döneceğiz sonra? I think I'll study this shrine a bit longer. You can make your way out here. I thank you again for your help. Please take this as a token of my... Token dediğin ne verdin acaba? Morningstar verdi. Kitap. Tamam. Peki o kitap ne işe yarıyor? Kitapta ne var? Blade skill'imiz arttı. Çok iyi. Tamam. Peki bu 100 altınmış. Güzel. Güzel. Biz burayı keşfedebilir miyiz peki daha? Bence keşfedebiliriz ya. Şuradan gidelim mesela. Bu görev bayağı kısa sürdü. Ben bu kadar kısa olacağını sanmıyordum. Daha başımız daha çok derde girer diye düşünmüştüm de. Başımız daha çok derde girmedi. Her yerini keşfettik buranın. Aynen. O zaman buradan çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Ne güzel yer ama, değil mi? Buraya bir ekran görüntüsü alalım ya. Hiçbir anlamı da yokmuş buraya ekran görüntüsü. Şu heykel yıkılmamış olsaydı alabilirdik de. Burası ne? Aa, daha derine inebiliyoruz. Süper. O zaman buraya gidelim biz ya. Biz keşfedelim. Hatuna yol açalım. Şurada şey vardı. Cap var. Patty. Güzel. Altın çıktı Scamp'ten.
Yani yanımızda düşman olduğu için zamanı ilerletemiyoruz. Şey ne kadar fazlaysa, ha burada bug var. Stamina ne kadar fazlaysa o kadar fazla vurduğunuz o kadar fazla damage yapabiliyorsunuz. Çünkü luck işin içine girdiği için stamina ne kadar yüksekse o kadar fazla damage vurursunuz. Zaten dikkat ettiğinizde ha level atladı Skip Blade. Stamina aa burada güzel bir sword çıktı. Command Creature. Peki bakalım. Command Creature. Bu sadece acaba şey mi? Yaratık diyor da yaratık creature deyince şimdi bütün her şey burada creature. İnsanlar hariç. İnsan dediğim NPC'ler falan hariç. Herkes creature. Evet böyleymiş. Vurunca onlar da kontrol edebiliyormuşuz. Süper. Peki bu süreyle mi? Süre 30 saniye. Harika. O zaman bunu şöyle yapacağız. Bak. Bunu 2'ye alalım. Bunu 1'e alalım. Bunu 3'e alalım. 4'e de potionlarımızı alalım. 4'e mesela hangisini alalım 4'e? Healing. Stamina'yı 5'e. Tamam. 2. Şimdi bunu öldüreceğiz. Ya da öldürmeyelim, bize gelsin. Buna vurursa evet birbirlerine tanıtlandılar şu an. Harika. Seni öldürelim. 30 saniye sonra bize saldırma. Burası bitti mi? Güzel. Artık bitirdik burayı. Harika. O zaman Ezhan'a geri dönelim. Bu bölümde böylece bitirmiş olduk şeyi, questimizi. Bir bölüme sığdı ama. Anvil çok güzel yer ya. Elder Scrolls Online'da da böyleydi. O kadar sisli değil tabi de. Sis yok. Yani sissiz hali güzel. Şurada. Ben sen. Nerede? Ha, burada. Selam. Kapını da kilidini açtık ama. Finished excellent. Good work, guildmate. Here's your payment for the contract. Peki yani ne kadar verdin? 100 altın. Vere vere bunu mu verdin? Advancement veriyor mu bari? Güzel verdi. Guardian olduk sonunda. Guardian. Tamam. O zaman kontratımızı alalım. Orain. Tamam. Coral'a gideceğiz. Artık burada işimiz bitti. Diyor ki git Coral'a, Orain'le konuş. O seni zaten arıyordu. Sana görev verecek. Coral. Pekala. Tamam. Bu bölüm burada bitirelim. Bu bölümden sonra buradan devam edeceğiz. Orain'i önce bulalım da. Ondan sonra. Şurada. Aa burada satıcı lazım bize değil mi? Evet. Dur. Orin'den önce satıcıya bir gidelim ki üstümüzdeki o şu gereksiz şeyleri bir satalım. Varsa. Vardı. Gereksiz şeyler. Bu ne? Bu simyacı galiba. Ha yok hanmış, hiç alakası yokmuş. Ne sallamışım hani zaten. Ha burada trader var.
Tamam, herkes aynı şeyi söylüyor. En iyisi bizde diyor. En birinci sizsiniz, okey. Bir dakika şimdi. Bu hanımefendiyle bir haggle yapsak %100. Neden? Okey. Haggle'da o zaman biz bu hanımefendiyi bayağı etkileriz. Deneyelim mi? Pekala. Şimdi bunları. Bir dakika. Ha, biz satıyoruz değil mi şu an? Evet. Şunun üzerinde satamıyor oluşumuz garip. Garip değil, saçma da değil. Skyrim'de bunu da şu şekilde yapmışlardı. 800 düşmüyor ya. Biz şu an 800'lük en fazla satabiliriz bu hanımefendiye. Ama Skyrim'de 800 ise mesela altını satıcının, siz eşya sattıkça bu 800 düşüyor. Daha az malzeme almaya başlıyor. Bunu siz ondan eşya alarak dengeleyebiliyorsunuz bu sefer. O güzel bir şey. Biz bayağı simya yapabiliriz yalnız ha. Şunu da satayım sana. Bunu daha fazla satmak istiyorum. 100 falan diyordu çünkü. 71 oldu. Satabilir miyiz? Bak %100 satabilir miyiz ya? 84. Yok. Satmıyor. Peki bu? Tamam. 74. Yok, 75 olsun. -65 o zaman. Güzel. Mercantile skillimiz arttı. Level da atlamış olduk böylece. Güzel. Mace etiket. Bunlar kalsın. Bunları silahımızın şeyi kırıldığında ona kullanacağız. Daha düşmüş. Joffrey'i tanıyor musun sen? Tamam, tanıyormuş. American Trial Training güzel. Train etmeyelim şimdilik. Ben burada bir simya yapayım. Bu simyayı da bölümü kapatacaktık ama olsun. Şimdi önce kendi işimize yarayanları bir yapalım dedim ama yok. Sorcery de olur. Fatigue de olur. Oo, bak şimdi. Simya coştu şu an. En birinci simya bizde oldu. Şunları o zaman alalım. Simyanızı artırmak için en güzel yol. Oto seçme belki modları vardır. Ben şu an modsuz kullandığım için oto seçmiyorum. Oto seçme modu olsaymış güzelmiş aslında. Agility veriyor. Güzel agility de olabilir. Simyamız arttı. Tamam. Health. Health. Damage. Strength ama intelligence damage veriyor. Hiçbir şekilde kapatamıyoruz. Bunu zaten yapamıyoruz. Tamam o zaman. Bu da olmuyor. Magicka ile ilgili bir şey yapalım dedim ama. Burden ama bunlar hep damage veriyor ya. Aa, bu olabilir. Yield de veriyor bu. Süper. Luck. Yield'lı bir şey henüz yapmadık ama. Ha, burada. Cure Disease. Ha, Shield. Süper. Shield Potion. Bir Shield Potion daha. Cure Poison da olabilir. Fatigue'i yenileyelim. Light. Tamam. Şimdi bizde alakası olmayan ama şu hanımefendiye satabileceğimiz Fortify Intelligence, onu yapamıyoruz. Bunları üzerimizden ne kadar atarsak o kadar iyi bu arada. Ama bunu da şöyle
Şuradan kapatabiliyoruz ama istediğimiz kadar yaparız diye düşünmüştüm ben de. Şu otomatik seçmeyince işte böyle tek tek bakmak zorunda kalıyorsunuz ya da ezberinizde olacak. Burden, burden. Tamam. Tamam, bu kadar yeter şimdilik. Bakalım. Quest verdi, hatına bak. Missing Daughter. That's right. My daughter Dama never came back from Hackdurt. Hackdurt'a gitmiş. Ona yardım etmemizi istiyor. Edebiliriz. O sıkıntı olmaz. Şunları biz bir satalım. Ticaretimize bakalım. Potion. Anti Venom. Uf, bayağı fetik var ya. Şunları o zaman dur. Düşük olanları satalım. Ekstra bonus veren satmadık değil mi ya biz? şunu da bu paralyze düzeltiyor. Poison Potion of Cure. Şunları da satalım. Zaten var. Fatigue, Agility, Fatigue. Bunları da ver. Shield kalsın bize. Grace Agility. Bunu satalım. Zaten Agility'miz var. Resist Fire kalsın. Başka da bir şey yok. Peki. O zaman bu bölümü burada bitirelim. Buradan sonra devam edeceğiz. Bu hanımefendinin görevini yapabiliriz bir sonraki bölümde. Hem de şey yaparız. Parça şekilde devam ederiz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Daha sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.